Hop, hozir aytmoqchi bo'lgan qissamiz tobiinlardan bo'lgan Muhammad ibn Sirin rahmatullohi alayhi davrlarida bo'lgan bu zot tobiin bo'lganlar. Eslatib o'tamiz, Alloh taolo bu zotga bir ajib xislatni bergan ekan. Tobiin deb bilasizlar, sahobalarni ko'rgan zotlarda tobiin deyiladi. Sahobalar esa Rasulullohni ko'rganlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan u zotlarni. Muhammad ibn Sirin'ga Alloh taolo Basrada yashagan ekanlar. Sahobalarni ko'rgan zot ilmlik, Qur'oni Karimning ma'nolarini juda ham chuqur bilgan zot bo'lgan ekanlar. Boshqa tobiinlardan farqli o'laroq tushlarni ta'bir qilishlik xususiyatini Alloh bu kishiga bergan ekan. Odamlarni tushini ta'bir qilib berar ekanlar. Shu kishining davrlarida tunlardan birida bir o'g'ri bir joyga o'g'irlikka tushibdi. O'g'irlikka tushib o'sha do'kanmi endi uyimi o'g'irlayapsa bizni tilda aytganda melisa deydi. O'sha davrda bir shapi kelib qopdi, bilib qopdi. Haligi o'g'ri qochibdi endi. Qochib-qochib Basrani tor kichkina ko'chalardan u yoqqa qochibdi, bu yoqqa qochibdi. Melisa ham o'sha bir shapi ham bo'sh kelmayapti, orqasidan rosa quvibdi. Oxiri haligi o'g'ri Muhammad ibn Sirin mavaiza qilayotgan bir masjidda oldan chiqib qoldi. Shunday qarasaki, masjid ichida Muhammad ibn Sirin shu zot mavaiza qilyapti xufton namozidan keyin tun vaqti. O'g'ri o'ylabdiki o'zicha, agar men hozir shu davraga qo'shilib, shu halqaga odamlar ichiga kirib olsam, mirshab keladi-da, bu o'g'ri bekka kirmaydi. Masjidga kirmaydi o'g'ri. Endi hozir bizning davrda o'g'ri ham kiryapti masjidga. Karishlarimiz yo'qolib qolyapti-ku, velosipedlar o'g'irlanyapti. Biz davrda endi o'g'ri ham, to'g'ri ham mayli kirsin. Ibodat ma'nosida kirsa kirsin, lekin kalish o'g'irlagani, velosiped o'g'irlagani kirmasin-da. Men kirsam-da endi o'zicha o'ylayapti o'g'ri. Kirib shu halqaga qo'shilib olsam, xudo xolasa qutulib qolaman deb o'ylabdi. Haqiqatan ham qutulib qoldi. Haqiqatan ham kirdi, haligi halqaga qo'shildi. Insonlarni ichiga kirib yashirindi, mirshab keldi-da boshqaga qarab ketdi uni oqtarib. O'g'ri xursand, qutulib qolganiga xursand. U yoqqa alanglab, bu yoqqa alanglab, to'g'risida Muhammad ibn Sirin o'sha xutbada minbarda o'tirib va'z qilyaptilar xufton namozidan keyin. Muhammad ibn Sirinni bitta odatlari bor ekan. Xufton namozini o'qiganlardan keyin shu ozgina insonlarga va'z qilayotganlarda odamlardan bir kun oldin ko'rgan tushini so'rar ekanlar. Odamlar o'zlari aytishar ekan. Hazrat, biz falondaqa tush ko'rdik, bu kundaqa tush ko'rdik. Shu tushlarimizga ta'birini aytib bersangiz deganlar, Muhammad ibn Sirin aytib berar ekanlar shuni. O'sha kuni ham odatlariga ko'ra so'rabdilar. Qani kim qanaqa tushdi? Kimi qanaqa savoli bor? Qanaqa tush ko'rdi? Shunda odamlar birin-ketin o'zlarining tushlarini ayta ketishdi. Shunda mana Hoji tog'amizga o'xshagan bir yoshi katta nuroniy inson Hazrat dedi qo'l ko'tarib ruxsat bersangiz men tushimni aytsam ha ayt dedilar. Men kecha bir ajoyib tush ko'rdim. Endi o'g'ri ham o'sha yerda davrada eshitib o'tiribdi. Men kecha bir ajoyib tush ko'rdim. Qanaqa tush ko'rdingiz? Qop qorong'i joyda emishman. Qop qorong'i joyda emishman. Qayerdandir menga nido kelyapti, chaqiriq kelyapti. Kimdir meni chaqiryapti bu yoqqa kelgin deb. Ha, tushunarli edilar Muhammad ibn Sirin. Sani dedilar tushingni ta'biri muborak bo'lsin, shu kelayotgan yili hajga borasan dedilar. Ana. Shu kelayotgan yili hajga borasan inshaalloh dedilar. Haligi inson xursand bo'lib ketdi. Odamlar u insonni tabriklashdi, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin deb. Haligi insonni o'zi ham xursand. Xudoni ishini qarangki, taqdirotni qarangki, ittifoqni qarangki, haligi o'g'ri ham bir kun oldin xuddi shunaqa tush ko'rgan edi. Xuddi shunaqa tush ko'rganda qop qorong'i joyda emish haligi o'g'ri kimdir qayoqdandir uni chaqirardi. Shunda o'g'ri xursand bo'lib ketib, "Men ham hajga borarmikanman?" Hazrat dedi, "Men ham tushimni aytib bersam, ha ayt dedilar. Ha meni ham tushim xuddi shunaqa edi. Xuddi shunaqa edi. Men ham bir qorong'i joyda emishman, bir
kimdir beni çakırardı, nida kılardı, bir avazda eşitirdim. Şunda Muhammed İbn Sirin haligi oğraya qarab, seni tüyünü, tabirini beni aldım ya kesin kulağınca etim ben, uzunca etim yandı. Keyin bu dedim kulağını tutup geliyordu, Muhammed İbn Sirin ettiler ki, seni tüyünü, tabiri bilvayın, bu seni oğraliğinden alamet diler. Sen oğra sendiler. Uşan için şuna düşürgen sendiler. Keyin endi oğra da muttaham da, o da ondan korkmaydı. Muhammed İbn Sirin'in yakasından aldı, sen deme deyip sen. Anaq o'g'riga sen o'g'risan desa yoqmas ekan. Shukrullo qorakan ma'ruzasi chiqdi yaqinda. Fohishaga fohisha deydi, yoqmaydi degan. Shunaqa haqiqatdan. Haligi o'g'riga ham yoqmadi keyin valiga. Yoqasidan olib Muhammad ibn Sirin deb to'palan bo'lib ketdi masjiddan odamlar ajratishib, tinchlikmi nima bo'ldi? Urush janjal bo'lib ketdi. Haligi o'g'ri baqirib chaqirib bu İmamlarınızı kanayın, şu adamın kulak tutuyorsunuz mı? Bu adam ne deyipti? Ben oğru deyipti dedim, bakırıp toparlanıp şüphe ettim ben işte. Adamlar hayran kanayın. Sizlerim hayran buluyorsunuz mı? Adamlarım hayran buluyor şu peyitte. Kanakasıya iki de adam, bir kıl tüş bulsa. Lekin Muhammed İbn Sirin iki kıl tabir kılıyordu. Bittasıya ne deyipti? Sen hacı balasan deyipti. Hayır, nurani insan. İkincisi sen oğrusan deyipti. Adamlar Muhammed İbn Sirin'de de mahkem uşap kalıştı. Hazreti yani edbirin bunu tabirinde, bunu sebebini edbirmesiz biz hayratta kaldık. Şurada biz ne kapıp kaldık. Şimdi Muhammed İbn Sirin, Huda rahmet kısın, Allah'ın kelamını çukur çüngen zatlar geldi. Yani böyle. Huda'ya şuna kadar yakın hadislerde cüdayam tuğla kanlı engelegen insanlar bugünken Huda razı olsun onlardan. Onlardan her bitti hayatı, yürüyüş, duruş, İbadetleri bizge namuna örnek ettiler ki ben iki ele düştü hem Allah'ın ayetleri bilen tabir kıldım. Uzunca etkenim yoktular. İki ele düştü hem Allah'ın ayetleri bilen tabir kıldım. Birinci insanda şunu etkendim de yüzüye karasam yüzü de takva alameti bari. Yüzü nurlu gidin. Yüzü de ibadette alametleri, yüzü de bir parkeskarlık. Dağdan korkadığın bir korkanlıkta bir bilgileri bağladı yüzde. Şunun için o insan keçesi okulaganda çüde eşitken çakırıq, o salih insanlar eşitken çakırıq, o kays çakırıq, İbrahim aleyhisselam çakırıq o. Allah Teala Hac suresinde merhamet kıladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim ve ezzin fin nasi bil hacci ye'tuke ayet kıladı. Devamı kıladı. İbrahim aleyhisselam vaktiki Kabe'ni kurup bugünden keyin Allah buyurdu ey İbrahim insanların içinde turup adamlarda farzandlarını kıyamet geçe kelediyen zürriyatlarını haciye çakırgın. Kabe'nin üstüye çıkıp çakırgın eken İbrahim aleyhisselam. Neda kıyın ekenler. Haliki salih insan çüde işitken neda uşu İbrahim aleyhisselamdı. Nedasıydı. Salih insan salihlerde çakırgın işitedi. Takvadar insan takvadarlar ne çakırgın işitedi. Uşan için hacıge bağlayıp durdun, ne de bağlamız? Lebbeyk edip bağlamız. Uşa çakırıkka lebbeyk edip bağlamız. Görüyor musun? Ama ikinci insandırlar. Her iki insanım diye karasam yüzde nur yok. İbadette alameti yok. Adamda yüzyem satıp koyarken de karayın. Yüzdeyem ibadette nuru, peki günahda nuru bilinip durarken. Bir şakir derse keliyatı üstadın huzuruya keliyatı. Yolda bir namahram ayolga qarab qo'yibdi. Namahram ayolga qarab qo'yibdi. Shunda ustozini huzuriga borsa, ustozimda shogirdiga qarab, "Ha, kelyapti bitta namahramga qaradingmi?" dedi. Ustoz qaytdan bildingiz dedilar. Yuzingda har kuni ko'radigan nur yo'q bo'lib qopti dedilar. Qarang. Men har kuni bir nurni ko'rardim. Ana shu nur yo'q bugun dedi. Bu mu'minni farosatida, mu'minni farosatdan qo'rqinglar dedi Rasululloh. Chunki u Allohning nuri bilan qaraydi. Bu yerdagi mu'mindan murod komil taqvodor, Xudoga yaqin mu'min. Har qanaqangi mu'min emas. Mu'minni farosati shunaqaki, oldingi ulug'lar bir-birini yuziga qarab holatini bilgan, ibodatini bilgan, bomdod o'qimaganini bilgan. Hatto ustoz bilyapti, shogirdini kelyotib namohramga qarab qo'ygan. Muhammed İbn Sirin aytdilar ki, hali ikinci insanga qarasam yüzüde nur yo'q edi, yüzüde ibadette alamati yo'q edi,
bildim ki o inson tushida eshitgan chaqiriq İbrahim alayhisalom chaqirig'i emas, u solih chaqirig'i emas, u qaysi chaqiriq, qaysini dedi desam, Yusuf surasida keladi, Yusuf alayhisalomni aka-ukalari Yusuf alayhisalomni huzuriga kelib, demak endi Alloh o'zi buni o'rgatadi Yusuf alayhisalomga. Endi qisqacha qilib aytganda o'g'irlab ketishadi. Yusuf alayhisalomni qadahini o'g'irlab ketishadi. Bitta hila bo'ladi, boshqa endi buni hozir yorilsak alohida mavzu bo'lib ketib qoladi. Shunda Yusuf alayhisalom aka-ukalari chiqib ketganda, "Ey, qadahim yo'q. Men choy ichadigan, suv ichadigan. Haligi bizi oldimizga kelgan 3-4 ta yigitlar shularni o'g'irlab ketibdi. Bitta chopardi, bor, yugur. Hali ketib qolmaslaridan oldin to'xtat, baqirib orqalaridan chaqir" degan ekan. Alloh aytadi: "Astaghfirullah billah fa azzana muazzinun ayyatuhal ayru innakum lasariqun." Haligi chopar yugurib o uzoqda ketayotgan, cho'lda ketayotgan hali karvonga, Yusuf alayhisalomning aka-ukalariga uzoqdan turib, "Oy, karvon to'xtanglar, sizlar o'g'ri ekansizlar" degan ekan. Haligi ikkinchi yuzida nur yo'q, inson eshitgan chaqiriq o'sha Yusuf alayhisalomni choparini chaqirig'ini eshitdi. Yusuf alayhisalomni choparini, "Oy, sizlar o'g'ri ekansizlar" degan chaqirig'ini eshitdim. Shuning uchun men odamni tushuni nima deb ta'bir qildim? Sen o'g'ri ekansan de. U o'g'rilar eshitadigan chaqirig'idi u. Ko'ryapsizmi? Bitta tush insonni taqvosi amaliga qarab ikki xil bo'lib ketib qoladi. Yog'ayotgan yomg'ir insonni yo mu'min yo fosiqligiga qarab, mu'minga rahmat, fosiqqa azob bo'lib turaveradi. Bitta yomg'ir. Bir vaqtda yog'ayapti. Lekin qaysidir bir solih insonga u barakot bo'ladi. Qaysidir bir xudodan qo'rqmaydigan insonga azob bo'ladi, qarang. Alloh shunaqa qudrat keng zot. Alloh shunaqa tadbiri mukammal zot. Bitta narsani mu'minni ibodatiga, taqvosiga qarab ikki xil natija qilib qo'yadi Xudo. Bitta tushdi, yana ikki xil natija qilib qo'ydi-ku.